Bu bölümde Barcelona'da düzenlenen Mobil Dünya Kongresi'nden gelişmeleri sizlere aktaracağız. Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Koray Öztürkler, arkadaşımız Güldener Sonumut'un konuğu oldu. Şimdi bu röportajı izliyoruz. Dünya İletişim Kongresi tüm hızıyla devam ediyor. Bu yılın konusu yakın saha iletişim teknolojileri. Peki yakın saha iletişim teknolojisi nedir? Hayatımızı nasıl değiştirecek? Bu soruların en yakın ve en önemli uzmanı Turkcell Genel Müdürü Yardımcısı yanımızda Sayın Koray Öztürkler. Efendim hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba. Yakın saha iletişim teknolojisi nedir acaba? Evet, fuarın önemli konu başlıklarından bir tanesi NFC dediğimiz İngilizcesinde. Ama sizin söylediğiniz gibi yakın saha temas teknolojileri ele alınıyor. İki gün bunu konuşuyor olacağız. Aslına bakarsanız telefonun içerisine sim kart özelliği olarak yerleştiren bir yakın temas özelliği. Dolayısıyla bu genel olarak ödeme sistemlerinde, biletleme işlerinde farklı alanlarda birçok çözüm imkanı getiren bir teknoloji. Yani dokunarak öde sistemleri de diyebiliriz. Fakat bunun bir de çok önemli bir sosyal dönüşüm bacağı var. Yani artık mobil teknolojiler tabii ki ticari ve verimlilik yönünde birçok çözüm üretiyorlar. Fakat insanlık yararına da önemli çözümler getiren teknolojiler haline gelmiş durumdalar. Bunlardan bir tanesini örnek verecek olursak, örneğin Türkiye'de Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ile birlikte Turkcell bir uygulama yaptı. NFC teknolojilerini de burada kullanıyor. Kadın girişimcilere biliyorsunuz mikro kredi sunuyoruz. 55 bin kadın girişimcimiz var, bunu 100 bine çıkartıyoruz. Burada esas olarak teknoloji şunu yapıyor. Eskiden krediyi manuel olarak kadın girişimcilere veriyorduk. Şimdi kadınların ellerinde olan bir cepte para kart ile birlikte mikro krediyi verme elektronik olarak hallediliyor. Yani hangi dilimlerde kredi verilecekse bu kredi Turkcell para karta elektronik olarak gönderiliyor. Saha ekipleri NFC'li telefonlarıyla krediyi geri toplama anlarında gidip o kartı dokunduruyorlar ve bakiyeden ödemeyi alıyorlar. Daha sonra bu ödeme bilgisini de girişimci kadının elinde olan telefona bakiyesi ödeme alındı bilgisiyle geri dönüşü yapılıyor. Yani biz aslında artık teknolojiyi tamamen hayatın içerisine uygulamış durumdayız. NFC konusunun birçok uygulama alanı var ama sadece sözde değil, özünde sosyal dönüşümü de hızlandıran, sağlayan özellikle kadın girişimcileri bankacılık sistemine entegre eden bir çözüm haline getirmiş durumdayız. Zaten geleceğim. Yani bu projeler sayesinde sanırım özellikle kadınların biraz daha bağımsız olması, biraz daha girişimci olmasını sağlayacak bir uygulama. Ekonomisi güçlü olan tabii ki bireyler ve kadınlar daha güçlü oluyorlar. Bulundukları yerlerde, aileleri içerisinde, ailenin direği oluyorlar. Zaten bu kadın girişimcilerimiz iyi girişimcilik örnekleri veriyorlar. Ancak biraz teknolojiden uzak bir şekilde bunu yapıyorlardı. Şimdi hem biz TİSVA Vakfı'nın saha ekiplerinin verimliliğini arttırıyoruz. Yani post makineleri ve hatta çevreye yararlı bir durum yaratıyoruz. Kağıdı ortadan kaldırıyoruz. Dolayısıyla bunu tamamen NFC'li telefonlarla yapıyorlar. Krediyi de geri topluyorlar. Aslında saha ekiplerinin sahaya da gitmesine gerek yok. Çünkü artık elektronik ortamda uzaktan da bu kartlar üzerindeki bilgiler alınabilirdi. Ancak burada tabii ki projenin ruhunda kadınlarla iyi iletişim, eğitim, birçok farklı etken olduğu için saha ekipleri NFC teknolojilerini kullanarak ödeme tahsilatı gerçekleştiriyorlar. Şimdi Turkcell özellikle dünyadaki diğer aynı işte Deutsche Telekom, T-Mobile gibi şirketlerle hep çok teknolojik açıdan çok hep ileride. Acaba sizi diğer kurumlarla ayıran unsur nedir veya bağdaştıran, ayıran? Çok güzel bir soru sordunuz. Gerçekten biz 5 senedir farklı bir yolculuk yapıyoruz. Burada bir GSM şirketi olarak değil, bir iletişim ve teknoloji şirketi olarak hareket ediyoruz. Dolayısıyla aslında kapsamı iyi tanımladığınız zaman ileriye daha hızlı gidiyorsunuz. Ar-Ge'yi çok teşvik ediyoruz. Hem mobilde hem fiberde biliyorsunuz çok yatırım yapıyoruz. Servis tarafında çok öncelik verdiğimiz için aslında bu alanda da çok ilerledik. Mesela Barcelona'da yarın yapılacak yarışmada
3 ürünümüz Gencaver, Mobil TV gibi ürünlerimiz finale kaldılar. Bunun içerisinde Turkcell mobil ödeme, Turkcell cüzdan ürünü de var. Dolayısıyla dünya çapında ilgi alıyoruz ve dikkat çekiyoruz. Türkiye'de çok iyi Türk mühendisleri var. Biz 700 Türk mühendisini sadece kendi Ar-Ge merkezimiz Turkcell Teknoloji'de çalıştırıyoruz. Bunlar mümkün olduğu kadar ekosistemle birlikte çalışarak 400 küsur partnerimizin işini geliştiriyorlar. Onlar bizim işimizi geliştiriyorlar. Dolayısıyla bu tamamen bir takım işi ve birlikte Türkiye'yi yükseltiyoruz. Türkiye bu arada mobil iletişimde kapsamada dünyada bir numara. Bunu INSEAD Üniversitesi, Fransızların INSEAD Üniversitesi ve Davos 2 senedir yayınlıyor. Ve yaptığımız yeni kapsama yönünde projelerle de bu aslında liderliği dünyada pekiştiriyoruz. Eskiden örneğin Türkiye'de komşu ülkelerdeyken daha çok Yunan televizyonu çekiyordu. Çünkü onların vericileri daha yüksekti. Şimdi galiba cep telefonunda tersi oldu. Tabii şimdi Türkiye'de mobil iletişim öyle bir noktaya geldi ki 2009'dan beri 3G'yi hayata geçirdik. Ve Avrupa'daki hatta Amerika'daki 4G uygulamalarına bakacak olursak Türkiye'deki hızlar bu bölgelerdeki hızlardan çok daha iyi. Dolayısıyla Türkiye'deki tüketiciler, müşterilerimiz doğrudan en iyisine, en kalitesine sahipler. Biz de bunun verdiği heyecanla daha iyi geliştirmeye, yatırım yapmaya devam ederek belli alanlarda itibarı dünya liderlerinde, teknolojide ele almış durumdayız. Kolay kolay da bırakmak istemiyoruz. Sorularımızı yanıtladığınız için çok çok teşekkür ederiz. Teşekkürler, sağ olun.